yayınlarından çıktı ve Kaplanın Sırtında adını taşıyor yeni romanınız İstibdat ve Hürriyet. Bu roman aslında son derece ilginç bir roman. Çünkü hep onu söylüyorum ben. Türkiye'de baktığımız zaman kendi tarihimize ilişkin gerçekten ilginç ya da farklı bakış açıları sunan çalışmalar çok az. Şimdi mesela Churchill diyorsunuz, onlarca film yapılıyor, özel hayatıyla ele alınıyor, işte siyaset hayatıyla ele alınıyor, devlet adamlığı ele alınıyor, Napolyon diyorsunuz. Yani Batı dünyası kendi tarihi üzerinde kafa yoruyor. Oysa biz de hangi siyasi duruştan olursa olsun tarihimizi bilmediğimiz gibi genelde televizyon dizilerinden öğrenmek gibi bir durumla karşı karşıyayız. Özellikle iş Osmanlı İmparatorluğu'na geldiği zaman. Abdülhamit de çok tartışılan bir isim. Şu anda dizileri de var. İktidar bir taraftan Abdülhamit'i çok farklı bir şekilde kamuoyuna sunuyor. Neredeyse Atatürk'e karşı Abdülhamit ve bunun üzerinden yürüttükleri bir siyaset var. İktidarın karşısındaki pek çok farklı görüşten de olsa toplum kesimi de Osmanlı'yı tümden reddettiği için ya Abdülhamit'i tanımak da konuşmak da istemiyor ya da istibdat ve hürriyet sloganlarıyla siyasetin dili tekrardan şekilleniyor. Şimdi ben kitabınıza baktım, inanılmaz bir tarih, yani çok kaynakçanız var. Tarih kitabı bu kitabınıza altlık oluşturmuş ama bu kitabın asıl çıkışı hatırata dayanıyor. Onu bize anlatarak başlayabilir misiniz? Lütfen sizden rica etsem. Tamam. Ne güzel bir giriş yaptınız. Hakikaten dedikleriniz çok doğru. Biz tarihimizle fazla uğraşmıyoruz. Tarihçilerimiz var. Çok değerli tarihçilerimiz var. Hem vefat etmiş hem şu anda yaşayan genç, dünyada da çalışan tarihçilerimiz. Onlara, çalışmalarına çok saygı duyuyoruz ama roman alanında ya da romanda şöyle bir şey var. Tarih kitabı tarihi size öğretir ama roman tarihi hissettirir. Hissetmek çok önemli. Burada sadece Abdülhamit değil, o dönemin ruhu, Zeitgeist diyor ya Almanlar, o dönemin ruhu, o dönemin anlayışları, istekleri, hayal kırıklıkları, kaybolan bir imparatorluğun o subaylarda ve aydınlarda yarattığı o korkunç çöküntü, üzüntü. Bu Abdülhamit de bütün bunların bir parçası olarak, Abdülhamit de var tabii, son imparator aslında, yani Osmanlı'nın son imparatoru, daha sonra çünkü biraz kuklaya dönüştü o Reşat ve kardeşleri, Reşat ve Vadettin. Şimdi dolayısıyla ben bu romanı tabii ki ben güncelliği izleyeyim diye yapmadım. 5 yıl önce başladığım, daha kafamda yıllarca taşıdığım bir roman. 5 yıl önce başladım, 3 dilde araştırmalar, İngiltere'de arşivlerde araştırmalar, Fransa'da araştırmalar, burada kaynakça da koydum sonunda zaten romanın. Ama daha da büyük gazete taramaları falan filan. Çok önemli bir kişilik. Yani bütün Filistin'i, Arap dünyasını, Balkanları, dünyayı çok ilgilendirmiş olan 33 yıllık bir imparatordan bahsediyoruz. Şimdi buna şöyle yaklaşmak çok kolay ve tabii insanların kolayına geliyor. Dizi seyredeyim, sonra da politikacıların bana söylediği tavrı benimseyeyim, ya Kızıl Sultan diyeyim ya da Ulu Hakan Abdülhamit Han diyeyim. Bununla ilgili de tweet atayım. Başka da hiçbir şey yapmayayım, kebap yiyeyim dışında. Şimdi böyle değil tabii bu işler. Çok emek istiyor, çok çalışmak istiyor. Dolayısıyla benim tabii 5 yıl önce başladığım ve 10 yıl kafamda taşıdığım şey önce güzel bir roman yazmaktı. Bakın mesela Latin Amerika'da müthiş romanlar yazdılar. Garcia Marquez'in Başkan Babamızın Sonbaharı, Patriark'ın Sonbaharı ya da Labirentindeki General Jorge Amado'nun Bay Başkan gibi, yani bütün o şeyleri irdelediler. Yani iktidar ve insan ilişkilerini irdelediler. Şimdi bunun en ilginci bizde aslında. Orada yazdıkları insanlar nihayet Latin Amerika'da biraz etkili olmuş ama bizde Osmanlı sülalesi ve padişahları bütün dünyada etkili olmuş. Bu etkinin içinde de bir insan, arkasında bir insan var. Ben önce yola çıkışım iyi bir roman yazmak. Ben 10 tane roman, 11 tane roman yazdım. Buna iyi bir roman olsun diye çıktım. Çünkü bu çok ilginç bir kişi hikayesi. 33 yıl bir imparatorluğun, üç kıtaya yayılmış bir imparatorluğun tek hakimisiniz. Sözünüzün üstüne söz yok. Yani o tek hakimsiniz. İnsanların malın, canın, her şeyin. Sonra bir gün sen bittin diyorlar, biz seni götüreceğiz. Selanik'te götürüp metruk boş bir köşkün tahtaların üstüne eşya meşya yok. Aç bir ilaç ailesiyle beraber atıyorlar. Yani iktidarın bir anda kaybedilmesi. Kaplanın sırtı metaforu da buna dayanıyor zaten. Sen iktidar kaplandır. Kaplanın üstündeyken hakimsin ve çok önemli bir şey. Ama evet, düşmeye gör. O kaplan önce seni parçalar. Ben önce iyi bir roman yazmak için ortaya çıktım. O dönem ve o kişiler hepsi çok ilginç. İttihatçılar. Sonra doktoruyla olan ilişkiler. Çünkü Abdülhamit o köşkte hapsedildiği zaman, çünkü 3 yıl kapı dışarı bahçeye bile çıkamadı. Balkona bile çıkamadı. 3 yıl orada yaşadı. Bu 3 yıl içinde görebildiği tek insan dışarıdan doktor. O doktor da kendisine nefret eden bir itaatçı, bir yüzbaşı, hekim. Bu o kadar ilginç bir ilişki ki roman konusu olarak bunu ele aldım. Evet. Ama tabii o dönemi de anlatmak gerekti bunun için. Şimdi bu askeri hekim Atıf Hüseyin Bey'in anıları, evet, sadece kısacık onu sorayım. Çünkü şu anda birçok insan işte Abdülhamit güzellemesi yapmış Zülfü Livaneli de diyordur. Ya da işte Zülfü Livaneli Abdülhamit Han'a neler söylemiş de diyordur. Malum bizim ülkede hep böyle olur. Ama biz bu romanda sizin tam ne anlatmak istediğinizi seyircilerimize doğru geçirmek istiyoruz. Askeri hekim Atıf Hüseyin Bey'in anıları gerçek anılar mıdır? Yani gerçektir, uydurma olmadığına eminsiniz ve onu baz aldınız değil mi? Buyurun. Eminiz. Bütün büyük tarihçiler de emindir. Ben zaten bu kitapta bu kadar çok çalıştım. Daha sonra da önemli 3 tarihçimize gönderdim. İlber Ortaylı'ya gönderdim. Profesör Taner Timur'a gönderdim ve Stanford Üniversitesi Profesör Ali Yaycıoğlu'na gönderdim. Onlar okudular, didik didik ettiler ve en ufak bir yanlış söylemediler. Tam tersine güzel şeyler söylediler. Tabii. Dolayısıyla bu yani sahihtir. Bu mesela çok uydurma şeyler var. Abdülhamit'in anıları, hatıratı diye ortalıkta uydurma şeyler çok fazla var. Fakat bizim sahih dediğimiz yani hakiki belgeler nelerdir? Bir tanesi bu Hüseyin Atıf Bey'in anıları. Bunu Türk Tarih Kurumu bastı ve bilinir bu yani. Bunun hiçbir şeyi yoktur. Günlük notlardır bunlar. İkincisi kızının anılarıdır, Ayşe Sultan'ın ve Şadiye Sultan öbür kızının anılarıdır. Oğlu Abid Efendi'nin söyledikleridir. 113 gün onun muhafızlığını yapmış olan daha sonra başbakanlarımızdan Ali Fethi Bey'in anılarıdır. Ali Fethi Bey. Onun yazdıklarıdır. Bir de tabii daha öncesiyle ilgili sadrazamların yazdıkları olabilir. İzzet Paşa falan. Ama bunlar çok sahih belgeler yani. Bunlara dayandığınız zaman ya zaten şöyle bir şey var. Bir roman tabii bu. Yani bir roman sahneleri kuruluyor. O romanın temel gerçeklere aykırı olmaması lazım. Tabii. Tarihi romanın meselesi bu zaten. Yani evet, tarihi gerçekler olacak ama sen tabii ki onu hissettirecek şekilde sahneler yaratacaksın. Burada bir insanı yermek, zemmetmek, methetmek falan gibi bir şey yok. O dönemin zihniyetini anlamak var. Ama bir de size müsaade ederseniz şöyle bir şey söylemek evet, istiyorum. Bundan çıkacak bir tarih tezi de var, tarih tartışması da var. Ama o da şudur. Şu anda hükümet ve AKP çevreleri bir tarih tezi ileri sürüyorlar yıllardır. Ve diyorlar ki bizim Osmanlı tarihimiz Müslüman ülke, büyük bir imparatorluk, Osmanlı gibi bir yüce imparatorluğumuz vardı. Sonra batıdan bir sarışın subay atına atladı geldi, bunu değiştirdi. Dilimizi, dinimizi, her şeyimizi değiştirdi ve biz 100 yıllık bir parantez oldu. Çok söylüyorlar bunu. Biz 100 yıllık parantezi kapatıyoruz. Şimdi bunlar bunu söylediği zaman muhalifler de diyor ki ha tamam senin o dediğin Osmanlı berbattı, şöyleydi, kötüydü, kötüydü falan. Önce şunu soralım. Niye kabul ediyorsun bu tezi? Önce bunu bir entelektüel seviyede bir tartış bunu. Niye kabul ediyorsun? Evet öyle miydi? Yani bu kadar çocukça mı oldu? Osmanlı Müslüman şeriata dayalı bir devletti de bir gün sarışın adam bir adam geldi değiştirdi her şeyi. Bu kadar çocukça bir tahlil olabilir mi? Ne sosyolojiye ne tarihe hiçbir şeye sığmayacak, gülerler insanlara. Şimdi ben de diyorum ki kardeşlerim, sizin bildiğiniz gibi değildi bu iş. Bu iddianız doğru değil. Osmanlı 250-200 yıl batılılaşmaya çalıştı. 3. Selim odasında öldürüldü. 2. Mahmut reformlarından dolayı yavur padişah dediler. Öldürmeye çalıştılar. Yavur padişah. Abdülmecid en büyük reformları yaptı. Abdülaziz Han dediğin senin o Avrupa seyahatleri, bu kitapta o da var. Yani o da batılılaşmaya çalışan bir adam ve Abdülhamit de öyle. Zaten bütün zevkleriyle batılı bir insan. Alaturka sevmez. Kızının kitaplarında okuyun. Alaturka sevmez, bu kasvet verir der. Bunların hepsi piyano çalar. Fransızca konuşur. Bunların hepsi giysilerini Paris'ten getirtir. Abdülhamit'in sarayında tiyatro, opera vardır. Verdi operaları seyreder her gece. Sherlock Holmes okutur ve onun yazarı Conan Doyle'la karısını İstanbul'a getirir. Nişan verir onlara. Johann Strauss onun için beste yapar. Viyana'da oynandı, hala çalınıyor bu. Yani böyle bir dünyadan, batılılaşmaya çalışan, çırpınan bir imparatorluktan yani böyle diyorsun ki efendim biz böyle işte Arap meselesi ya. Araplardan, bunlar çok ayrı insanlar. Araplaşmak değil, batılılaşmak isteyen insanlar. Zaten doğru dürüst Arapça da bilmiyorlar. Fransa'yı daha iyi biliyorlar. 5. Murat mesela. Ana dili gibi Fransızca konuşan bir insan. Şimdi o dediğin padişah değil. Dediğin de o birdenbire bunlardan alıp bambaşka bir batılı ülke yarattılar dediğin de doğru değil. Şimdi bu tezi bir kere yerli yerine oturtalım. Ondan sonra tartışalım. Ama niye kabul ediyoruz onların o tarih tezini? Şimdi bence yani AKP için söylediniz ama aslında bu söyledikleriniz Türkiye'nin bütün büyük bir kısmı için geçerli. Birazdan size İttihat Terakki'yi de soracağım mesela. Aslında evet, bu kitapta sadece Abdülhamit'i yücelten ve bambaşka portreleyenleri değil, İttihat Terakki içinde aynı şekilde farklı bir tarih yazanlara da iki cümle söylemişsiniz ama Emin Çapa'nın sorusuyla devam edelim. Ben ona da vermek istiyorum. Buyur Emin. Şimdi ben yazma konusunda çok denemelerde bulundum ve hep başarısız oldum. Sonra da vazgeçtim. Demek ki bende öyle bir yetenek yokmuş dedim. Gerçekten öyle. Şimdi size sormak istediğim birbirine bağlı birkaç şey var. Bir tanesi sizin de dediğiniz gibi roman, bu sonuçta bir roman. Siz bir tarih anlatmıyorsunuz. Bir kişi üzerinden arka planı, bir katmanlar halinde arka planı, o dönemi anlamamızı, ruhunu anlamamızı sağlamaya çalışıyorsunuz. Bir de bağlı birkaç şeyi sormak istiyorum size. Birincisi, buyurun, biz Türkiye'de Osmanlı dediğimiz zaman hep zaferler, fetihler, savaşlar, şu kadar şurada savaştı, şunu yendik, bu savaşta bunu yendik, bilmem hangi ordu yendik, buna bakıyoruz. Osmanlı'nın kültürü, Osmanlı'nın yarattığı değerler, bunlar bizim için çok da önemli değil. Ben Osmanlı tarihine baktığım zaman iki trajik kişilik görüyorum. Çok etkileyici kişiler. Bir tanesi Yıldırım, Sultan Beyazıt. Gerçekten çok acayip, çok hiç yenilmemiş ordusunu bir oradan bir oraya götürerek ve Timur'un karşısında ağır bir yenilgi oraya ve bir kafesin içine kalıyor. Gerçekten dehşet, çok trajik bir kişi, çok acayip bir kişilik. Öbürü de Abdülhamit. Şimdi Vadettin'i buraya koymuyorum. O çok başka bir şey. Zaten bir çöküş dönemi padişahı. Gücü tam olarak hiçbir zaman eline alamamış bir kişilik. Abdülhamit gücü tamamen eline almış bir kişilik. Neden Abdülhamit sorusunu size sormak istiyorum. Siz de benim gibi hani bu aşırı gitgelli şeyden mi etkilendiniz? İkincisi de dil ve kurgu. Daha önceki romanlarınızdan daha farklı bir hissiyat var burada, kurgu ve dilde sanki, ya da acaba ben mi öyle hissediyorum diye sormak istiyorum size. Çok teşekkür ederim Emin Bey, güzel sorular. Cevaplamaya çalışayım. Evet, Osmanlı'nın hissiyatını, kültürünü çok da iyi anlayamıyoruz. Benim 1996'da yayınlanan ilk romanım gene bu iktidar meselesiyle ilgili, Engereğin Gözü. Önce milliyette tefrika edilmişti, sonra da kitap olarak çıktı, dünya dillerine de çevrildi. Bu beni çok ilgilendiren bir şey, iktidar meselesi. Orada da İbrahim dönemini anlatıyordum. Murat İbrahim ve çok önemli şeyler. Şimdi Osmanlı çok önemli bir imparatorluk. Bir yandan bakıyorsunuz, yani Avrupa'yı bile tarif etmek mümkün değil Osmanlı olmadan. Avrupa kavramı bile Osmanlı'ya karşı birleşen devletler tarafından oluşturuluyor. O kadar önemli bir devlet. Fakat sonradan bir çöküşe geçiyor. Bütün imparatorluklarda olduğu gibi bir çöküşe geçiyor. Ve başına muazzam, o devleti muazzama denen devletler çökertmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Yani İngiltere başta olmak üzere, Rus Çarlığı, ondan sonra bir de Balkanlardaki o bize bağlı olan işte Bulgar, Sırp ya da Romen, bütün onlar daha önce Yunan 1821. Şimdi bunların çökertmeye çalıştığı bir imparatorluğu Abdülhamit 33 yıl bir böyle toplarla oynayan bir jonglör gibi idare ediyor. Ve yaptığı iş şu: onu ona düşürüyor, bunu ötekine düşürüyor. Kimin olacak? Yani avcılar, bir avın başına toplanmış olan avcıları birbirine düşürerek uzatıyor, ömrünü uzatıyor. Zaten çökmüş bir konak devralıyor. Yani bitmiş bir konak. Orası da payanda koyuyor, burası da bilmem ne koyuyor. Ya büyük bir çaresizlik var, biliyor musunuz? Mesela bunlar şeyler bilinmiyor. Türkçe bilmeyen bir sadrazam atadığını düşünebiliyor musunuz? O kadar yılmış ki insanların bu akrabalık, tarikat, şu bu ilişkilerinden, yolsuzluklardan, Türkçe bilmeyen Tunuslu Hayrettin Paşa'yı getiriyor. Tunuslu değil aslında, Kafkas'ta, Tunus'ta büyümüş. Bilmiyor. Diyor ki nasıl olsa öbürleri Arapça bilir, anlaşırlar dedim diyor Bükela. Anladım ki onlar da bilmiyormuş diyor. Mesela Japon imparatoru İslam'ı anlatacak bir heyet istiyor. Bize hakiki İslam'ı anlatın. Gönderemiyor. Çünkü diyor ki öyle bir heyet bulamadım ben diyor. Hakikaten bir çöküş dönemi ve bizim de o zaferler falan diye anlattığımız, tabii o yani çok eskide kalmış şeyler onlar. Sonra son yüzyıllar hep kayıplarla dolu tabii. Ama mesela dediğiniz çok ilginç, Yıldırım Beyazıt biraz mağrur olduğu için tabii geçiyor. Timur çok uyarıyor onu. Ya iki Türk şey yapmayalım, iki Türk emir birbirimize düşmeyelim falan diye mektuplarını okuduğunuz zaman. Ama bizimki o kadar artık müthiş bir şeye kapılmış ki, Nibolu falan işte o Yıldırım lakabını almış. Ben ordumu oradan oraya götürürüm. Bununla ilgili biliyor musunuz, Shakespeare döneminde yaşamış Christopher Marlowe'un muazzam bir piyesi var. Timur Verdi yakalayıp o kafese kapattığı zamanla ilgili. İngiltere'de falan oynanıyor bu, çok oynanıyor. Şimdi klasiktir ama bunları pek fazla insanlar tabii bugün bilmiyor. Ama Abdülhamit kişiliği ilginç, çünkü en önemli konuşmaları bence Ali Fethi Bey ile, Ali Fethi Okyar. Fethi Bey kimdir? Fethi Bey, Fethi Bey Manastırlıdır. Fethi Bey Manastır Askeri Lisesi'nde Mustafa Kemal'le okumuştur. Onun en yakınlarındandır. Büyükelçi olmuştur. Ve Atatürk'ün en yakın arkadaştır. Sonra da başbakanımız olmuştur. Biliyorsunuz yani Fethi Okyar muazzam bir kişidir. Onunla mesela ilişkiler var. 113 gün onunla konuşuyor. Ve sonunda şöyle bir şeye varıyorlar. Diyor ki ya ne yazık diyor. Ben şunları yapmak istedim. Bu da diyor ki biz iddiatçılar da bunları yapmak istedik. Niye birbirimizi anlayamadık diyor. Niye bu kadar kopuktu? Yazık olmuş. Biz birbirimizi anlayamamışız diyor. Çünkü hepsinin fikri batılılaşmak. Ama Abdülhamit'in bir şeyi var, bir tespiti var. Diyor ki bizdeki yeni Osmanlılar Batı'yı görüyorlar. Fransa'yı, İngiltere'yi falan görüyorlar. Ve bizde de oradaki gibi olsun. İşte bir kral olsun ama bir de monarşi olsun, meclis olsun falan diyorlar. Fakat diyor şunu bilmiyorlar ki bizde bir millet yok ki oradaki gibi. Orada bir Fransız milleti var, İngiliz milleti var hele o dönemler. Orada da Rus milleti. Bizde öyle değil ki diyor. Bizde dünyada ne kadar çeşitli insan varsa hepsi bizdedir, hepsi burada bulunur. Ve ilk mecliste biliyor musunuz, açtığı ilk meclisin ve Bursa'nda Türkçe bilenlerin sayısı %50'nin altında. Bir mecliste düşünün, harp içinde bir mecliste. Hani dağılmakta olan bir imparatorluk. Yani hataları çok. Çünkü esas önemli olan da şu. Oğlu Abid Efendi, sürgünde yanında çocuk olan, sonra da büyüyen Abid Efendi'nin söylediği bir şey var. Pederde diyor Vehmi Humayun vardı. Vehmi Humayun paranoya emperyal, yani paranoya hastasıydı adam. Paranoya. Bunu ben bir şey olarak, hakaret olarak söylemiyorum. Tıbbi bir gerçek olarak var. Gölgelerden korkan, böyle her şeyi birbirine benzeten, boğazın üstünden işte zehirler saçacaklar, o rüzgarlar beni zehirleyecek diye pancurları kapattıran, yıldız kelimesinin yasak edildiği, yıldız sarayı diye, burun kelimesinin yasak edildiği bir dönem. Saray burnu denemiyor. Hani bunun da burnu büyüdü denemiyor. Yani burun lafı ağzına alınamıyor. Hatta bir vatandaş, bir tebaa gitmiş yıldız şehriye istemiş de bir bakkaldan yemele sürgüne gönderildi. Şimdi dolayısıyla bu yani hakikaten büyük korkular içinde, ama bir de şu tarafı var. Romancı olarak ben kişiye bakıyorum tabii. Bu kadar korkan bir adam. Kendisi suikast yapıldı biliyorsunuz. 26 kişi parçalandı, öldü. Atlar falan orada bombalı bir suikast Ermeniler tarafından. Bu da orada bir dakika geç kaldığı için arabaya binmek ve Şeyhülislam'la konuşmakta. Onun için kurtuldu. Gayet soğukkanlıca ama kullandı ve idare etti. Yani Selanik de böyle. Kurşun kulağın dibinden geçtiği zaman ya da en son Selanik teslim edildiği zaman, biliyorsunuz tek kurşun atılmadan teslim edilmiştir Yunan ordusuna. Orada bana tüfek verin çarpışacağım diye bir adam. Şimdi işin gelgitleri. Zülfü Bey, burada bir virgül koyacağız. Kısa bir reklam aramız var. Oraya gideceğiz. Tabii. Sonra size dönüşte sizin de söylediğiniz gibi bu romanınız aslında 3 yıllık Selanik sürgünü sırasında olan olayları anlatıyor. Ve sizin de dediğiniz gibi sonrasında diyor ki hastalıklar içinde gerçekten de hasta bir imparatorluğun sürgündeki hasta padişahı. Ama o hasta adam dönüp diyor ki çarpışacağım. Şimdi reklamdan döndüğümüz zaman size sormak istediklerim şunlar. Birincisi siyaseti, imparatorluğu İslamlaştıran mıdır kendisi? Dinle siyaseti iç içe sokan mıdır? Bir. İkincisi, bugünkü iktidarın anlattığı gibi bir karış toprak vermemiştir. Gelen büyükelçileri tokatlamıştır. Şöyle herkesi önünde sıraya dizmiştir. Öyle midir gerçekten? Ya da Kıbrıs'ı